Yeah, 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 yeah. Hava kapalı, dolma çayım. Bunalıma girdim, hemen somurtayım. Tabi radyomuzda yine can veren karım. Bir kez olsun bile sesi kısmadım. Hava kapalı, yes. Sesi açayım, yes. Bunalımı yendim, ben bir doomer'ım. Tabi radyomuzda yine can veren karım. Bir kez olsun bile tempo artmadı. No. Bu kadar makara yeter. Bu nedir arkadaşlar? Metal müzik bu kadar laubaliliği kaldırmaz. Bu ciddi müziklerde böyle makara kukara nereye kadar? Biriniz dur demeyecek mi? Diye sormuyorum. Çünkü aranızdan biri bunu dedi. Hiç sevk almadım. Anlatım diliniz anlattığınız şeyin psikolojisiyle hiç senkronize değil. Evet, bilgili birisi olabilirsiniz ama taşak geçerek doom metal anlatınca anlatılan şeyi dinleme isteğimi öldürdünüz. Korkut kardeşimiz bu yorumu yaptığından beri aylardır düşünüyorum. Adam haklı. Biz müzik kanalı mıyız, palyaço mu? Ey Korkut! Sen daha karanlık olsun istedin kardeşim. Biz de ateşi söndürüyoruz. Bu videoda senin için Doomcu Emre'yi çağırıyorum. Reji, bölüm özel logosunu da getir. Hah, hadi bakalım tempoyu biraz düşürelim. Doom Metal 101. Doom Metal'e başlangıç şarkıları. Şaka lan şaka. Ben hiç takipçilerimizi üzecek 10 tane şarkı söyler miyim ya? Paslanmaz kalem burası. Sadis kalem değil ki. Ben hiç takipçilerimizi üzecek 10 tane şarkı söyler miyim ya? Paslanmaz kalem burası. Sadis kalem değil ki. Paslanmaz kalem burası. Sadis kalem değil ki. Sadis kalem değil ki. Sadis kalem değil. Sizleri selamlıyorum. Siyah beyaz film izleyemem diyen naif kalpler. Şu anda videodan çıkın. Biz doğumcuların gözünden dünya herkese göre değil. Siz gidin işte efendim Mastodon falan dinleyip kameraya göt sallayın. Ne bileyim üstünüze yakışanı falan giyin. Doom metal bir kıl gömleğidir. Can yakar. Sevgili arkadaşlar, sizi Doom metal'e ısındıracak, sizlerin Doom metal iştahınızı açacak şarkılardan oluşan listemize hoş geldiniz. Türe yeni başlayanların merakını uyandırmasının yanında gedikli doğumcuların taşlaşmış kalplerinde de bir kıpırdamaya vesile olacak bu liste. Önden uyarayım. Listede bolca stoner havaları da var. Sizin doğuma alışkın olmayan narin kulaklarınız için size azami seviyede groove lazım önce. Bolca verdim. Özellikle listenin ilk yarısında. İsterseniz yatakta köserek dinleyin, isterseniz kafa sallayın. Doom metal zehrini alacaksınız. Listemizin sıralamasını nasıl yaptık peki? Anglo-Sakson dünyanın What does it do sorusuna artan seviyelerde yanıt veren bir sıralama bu. Biliyorsunuz yabancılarla falan doom konuşurken hep sorarlar. What does it do? Yani Türkçe'de iyi hoş da şarkı üstüme çöküyor mu? Bu listeyle her bir şarkıda artan bir şiddetle yes it dooms very hard diyeceksiniz. Yani ilk şarkı evet çöktü dedirtirken listedeki son şarkı üstüme çökmek ne ki öldüm öldüm dedirtecek. Videoyu izledikten sonra bu şarkıların doom seviyesi benim için yeterli değil diyecek çilekeşler. Sizlere sesleniyorum. Sizin üstünüze çöküp ev yapacak şarkılar Doom Metal 201 temel Doom Metal şarkıları listesinde gelecek. Size Doom Metal'in öncül şartını hatırlatıyorum. Sabır. Merak etmeyin. We will bring back that nasty riff, but slower. Metalin en cool türüne, başlangıç şarkılarına geçiyoruz. Bu şarkıyı dinlemediğiniz her bir an için Mert Yıldız bir tane kaset parçalıyor. Ey Doom'a burun bükenler! Mutlu musunuz? Burunlarınız kopsun. Sizlere Doom'un eğlenceli, hard rock temelli kardeşi Stoner Metal'i tebliğ ediyorum. Açılışı buradan yapıp tempoyu zamanla düşürün. Doom Metal eşiğinden bu şekilde geçin. Hemen bu videoyu kapatıp İngiliz Doom üstadları Cathedral'ın 93 seneli The Ethereal Mirror albümünü açıyorsunuz. Çünkü açmadığınız her an... Al bir tane daha gitti. Çabuk!
Ben bir kere bir kız sevmiştim arkadaşlar. Başta o da beni sevmişti. Sonra tiyatrocu oldu. İlgi ihtiyacına yetişemedim. O The Gathering'i çok severdi. Bu şarkı tüm ilgi arsızı tiyatrocuların yitik sevgilileri için gelsin. Doom Death grubu olarak kariyerine başlayan Hollandalı The Gathering'in alternatif rock hassasiyetini tarzlarıyla harmanladıkları Aneke ablayı bizi ilk defa aşık eden albüm Mandalion'ı sakın ıskalamayın. İlk albümde toydular, ikinci albümde boktan vokalleriyle sinir bozdular, üçüncü albümde Doom'u gediğine koydular. Kendi tarzlarını yarattılar. Ha, o tiyatrocu kıza sonra ne mi oldu? Allah belasını verdi ve başka bir oyuncu ile evlendi. İlgi açlığından birbirlerini yiyorlar. Doom metal efsanesi ilk albüm Volume 1'a henüz hazır değilsiniz. Önce 92 seneli ikinci albüm Sleeps Holy Mountain'la başlayacak. Grubun Black Sabbath'ın bariz etkisini özümseyip sonra nerelere götürdüğünü takdir edeceksiniz. Kah kafa sallayacak, kah kozmos ve büyücülük hakkındaki sözlere gülümseyeceksiniz. Albümdeki ilk şarkı da bunun en klas örneği. Ha bu arada sırf bu şarkıyı değil babaların Sleeps Holy Mountain albümünü baştan sona kesintisiz dinlemek lazım. Dinlemezseniz çocuğumu keserim. Bu şarkının çok basit ama klas yılan gibi bir rock'n'roll riffi var. İngiliz grup tempo ile oynayarak stoner hassasiyetini Doom'un kıyısına kadar çekmiş. Ve düşürdükleri tempoyu da sertlikle telafi etmişler. Kaldı ki albümün kayıt süreci de bu hissiyata yansımış. 2010 yılında albüm için stüdyoya girmiş, 2 ay boyunca kötü beslenmişler, öfkeden birbirlerine falan sarmışlar. Ve bu 1 saatlik deliliği kaydetmişler. Şeytana çağrılar, kötü kalpli, deri çizmeli kadınlara övgüler falan var. Manyak herifler. Doomcuyum Doomcusun Doomcu, Doomcuyuz Doomcusunuz Doomcular. Onlar Doom Metal'in süper grubu Shrine Builder. Bas ve vokal Sleep'ten Alcis Neros, gitar ve vokal Saint Vitus'tan Scott Weinrich, namı diğer Wino, gitar ve vokal Neurosis'ten Scott Kelly ve davul Melvins'den Dale Crover. Bu şarkının ikinci yarısındaki riff beni her seferinde dövüyor arkadaşlar, dövüyor. Kolumu kanadımı kırıyor. Siz de mutlaka dikkat edin. Sesi duydunuz mu? Canım kardeşlerim, kırılan kolum için sakın endişelenmeyin. Tamamen psikolojik. Ayrıca Doom'un kırdığı kol kırılır, yen içinde kalır. Hayır, bugün size Finlandiya'nın nasıl bir metal cenneti olduğundan bahsetmeyeceğim. Hayır, bugün size Reverend Bizarre'ın sadece 3 albümde efsane statüsünü hak ettiğini de vurgulamayacağım. Hayır, size grubun 2007 seneli elveda albümü So Long Suckers'da Doom Metal'in tarihini 2 CD'ye sığdırdıklarını da anlatmayacağım. Abi ne yaptın? Şarkı 29 dakika diyecek ayran gönüllülere sesleneceğim sadece. 29 dakika ne ki? Biz Sleep'in askerleriyiz. Arkadaşlar Doom Metal seks gibidir. En serti, en hızlısı değil, en uzunu makbuldür. O yüzden bilen bilir. Tüm Doomcular aslında çok iyi sevişir. Taucu seksi Türkiye'de ilk yayanlar hep Doomculardır. Jonas Rengsen'in gırtlağını harbiden yırttığı, geleneksel Doom tarzındaki ilk albüm Dance of December Souls'dan sonra gelen efsane Brave Murder Day. O kadar ki Jonas death vokalleri yapması için arkadaşı Opeth'ten Mikaela Karfeld'i çağırmak zorunda kalmıştı. Sonuç ise The Gathering gibi alternatif rock temelli Doom Metal'e modern bir yorum getiren 41 dakikalık bu şaheser. Abi bu şarkı Doom Metal değil diyenlere kulak asmayın. Çünkü bu şarkıda kalbinizde hissettiğiniz derin acı var ya, hançer yarası değil dum dum kurşunu. İnanmayanlar için Mikael 20 saniye boyunca acıyla haykırıyor. Bayıldım. Hayır, gerçek anlamda bayıldım arkadaşlar. Bu monoton şarkının tekrar eden riffinin üstüne gelen gitar solosu öyle bir vuruyor ki yaklaşık bir dakika filleri gördüm. Doom Metal'in yavrusu drone metal alt türünü doğuran Amerikalı Dylan Carlson ve saz arkadaşları bu enstrümantal albümde
öyle bir atmosfer yaratıyor ki buna sadece Americana soslu doom denebilir. Bu albümü ilk defa dinledikten sonra sigarayı bile bıraktım, hayattan sıfır keyif mertebesine vardım. Sizi de yanıma beklerim. Amerikalı doom efsanesi Trouble'a dair duygularımı bir dörtlükle anlatmak istiyorum. Eric Wagner öldü mü? Trouble vokalsiz kaldı mı? Felek öçünü aldı mı? Emre'nin yürek yırtılır. Candlemass, Pentagram ve St. Vitus'la beraber doom metalin Big Four'unu oluşturan Trouble'ın Hristiyan metinleri sözlerine yedirmesi çok klas ve estetik bir numara. Tarza çok iyi gidiyor. Heavy metal ile sabahvari doom metal gamında kutuptan kutuba gezen Psalm 9 albümü bir klasiktir. Baştan sona dinleyin, heavy metalin en orijinal gırtlaklarından Eric Wagner'in ruhuna selam gönderin. Gerçek doom bu. Gerçek doom bu. Gerçek doom bu. Ye, gez, iç, eğlen. Nereye kadar? Biraz da evde oturup ölümü düşünün. Tekil parçalarıyla metali ve alt türlerini doğuran Black Sabbath'tan Black Sabbath parçasını almadım. Evet, o parça türü doğurmuş olabilir ama ikinci albümleri Hand of Doom, Doom'un yavaş ritimlerinin yanında heavy metal dinamizmini de eklemleyen bir parça. Black Sabbath'ı dinle, dinlet. Sleep'ten El Cisneros, Om isimli projesinde Orta Doğu ezgileri ve ikonografisini doom metal hissiyatıyla birleştiriyor ve biz de öyle derin bir of çekiyoruz ki tüm mahalleyi yer alıyor. 19 dakikalık bu şaheserin ilk sakin kısmında meditasyon yapıyor, 8. dakikada giren Sleep tarzı riff ile Kahire, Beyrut ve Şam'ın semalarına çıkıyoruz. Hem antik dinlerin tanrılarına hem de ilahi dinlerin tanrısına eşit derecede sevgi ve ilgi duyan Cisneros'a Emil Amos davulda eşlik ediyor. İki enstrümanla mistik bir atmosfer yaratmayı başarıyorlar. Sabbath'ın Diyolu döneminden doom metal el kitabı niteliğindeki şaheser The Sign of the Southern Cross. Bu zehrin daha çabuk etki göstermesi için Heaven and Hell 2007 New York kaydını izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu parçada İzmir Karşıyaka'dan gelen bir mesajı okumak istiyorum. Karşıyaka'da doom metal inner circle'ı kuruldu. Oho, siz daha uyuyun. En çilekeş doomer'lar burada. Üşüyoruz paslanmaz reis. Selam ve doom ile. Bir açıdan doom yolu sevgi yoldur arkadaşlar. Çünkü çileden geçer. Black gezcilermiş, progcularmış, vegan death metalcilermiş. Onlar geçemez bu kapıdan. Bakınız, Karşıyakalılar bu eşikten geçmişler. Karşıyaka doom metal inner circle'a selam olsun. Onlar için 5 saniyelik saygı duruşu. Bana hep sorarlar. Ey doğumcular, hayatta her şey mi kötü? Bardağın yarısı hep boş mu? Siz hiç gülmez misiniz? Doğumcuların hiç gülmediği bir şehir efsanesi arkadaşlar. Hatta doğumcular herkesten önce kendilerine gülmeleriyle iftar ederler. Doğum müzisyeni ve dinleyicisi cool'dur. Şarkılarda türlü trajediden bahsederken albüme Epicus Doomicus Metallicus diye isim koyarlar. Witchfinder General gibi kapak yaparlar. İsveçli babalar Candlemass'e gelince, yahu ilk albümde vokal Johan Lundqvist çok iyi. Ardından gelen Messiah Markolin ayrı efsane. İlkini hiç aratmıyor. Yarı mizahi dramatiklik olsun, sesinin gücü olsun. Görüyorsunuz, İsveç gibi gelişmiş ülkelerin metal vokalisti bile bol yetişiyor arkadaşlar. Candlemass'ten Samaritan'ı seçmemin nedeni ise çok basit. Vals ritminde yazdıkları nakarat. Doğru duydunuz arkadaşlar. Adamlar doom vals yapmış. Hemen gidip eşliğinde sevginizi dansa kaldırın. Kırmızı şarap falan için. Siz de hiç merak ettiniz mi? Arabesk doom diye bir şey neden yok? Hemen yapılsın. Doom'un yavaşlığı, arabeskin serden geçmişliği birbirine çok yakışacaktır. Bunu ciddi bir düşünün. Ama arabeski güftelerde arıyorsak, çağdaş döneme ait Amerikalı Paul Bearer
karşımızda simsiyah bir kapı gibi duruyor. Ölümlülüğümüze dair tefekkür dolu sözleri, çok iyi yazılmış temiz vokalleri ve çok yaratıcı parça trafikleriyle Paul Bearer'ı dinlemeyen bizden değildir. 2012 seneli Sorrow and Extinction albümlerine de keskin dikkat. Alkol problemi olanlar, bu şarkı sizler için. Evet, problemim var, çok pahalı. Ha ha ha. Esprisini yaparak sakın sulandırmayın. 5. sıradaki Shrine Builder'da az önce duyduğumuz Wino, Doom'u hayatın tam ortasına yerleştiriyor ve günümüz insanının ruhsal sıkıntılarının, nevrozlarının Doom'un asıl konusu olması gerektiğini vurguluyor. Saint Vitus ne en yavaş ne de en sert Doom metal grubu olmakla hiçbir zaman ilgilenmedi. Var olmanın dayanılmaz ağırlığı hepimize yeter. Milan Kundera, Doom'cuların kıçını öpsün. Kedim Ahab öldü geçen gün. Henüz gömemedim, kıyamıyorum. Belki taksidermi yaptırırım. Her gece bu şarkıyı açıyorum hatırası için. Size de tavsiye ediyorum. Bu şarkıyı ve ömrümüzü mum ışığında tüketiniz. Adeta Ahab gibi. İçimdeki typo sevgisi bambaşka, gotik taraftarınla çok yaşadım gençliğim boyunca. Ta ki idollerimden Peter Steele 2010 yılında bu zalim dünyadan göç edene kadar. 7 kişilik Noel masasını hazırlarken geçen sene 11 kişi için hazırladığını hatırlayıp üzülenlerin şarkısı bu. Sevdiklerini kaybedenlerin şarkısı. Yani hepi... Arkadaşlar, bazen müzik dinlerken böyle aşırı efkar yüklenmesi oluyor, kitlenip kalıyorum. Kusuruma bakmayın, beni merak etmeyin, fıstık gibiyim. Bu Doom daha çok su kaldırır. Geldik bizi üze üze Yorkshire'da kendine malikane yaptıran My Dying Bride'a. Deli gibi sevdiğim bu gruptan siz yeni başlayanlar için o kadar çok şarkı seçebilirdim ki. Two Winters Only, Le Figli Delle Tempesta, A Kiss to Remember. Zor bir karar olsa da tamamı temiz vokalli, yürek dağlayan bir riff üzerine kurulu Into the Lake of Ghosts size şimdilik yeter. Siz şimdi Anathema'dan Angelica falan çalmamı bekliyordunuz. 17 yaşındaki Emre burada olsaydı belki. Emre! Emre! Gel Eternity dinleyeceğiz. Emre! Yok, gördüğünüz gibi o artık burada değil. Anathema'nın neden Doom ustaları olduğunu size bu kısa çalar kanıtlayacak. Serenades'de Darren White'ın vokallerini çok sevmem. Bence Pentecost 3 EP'si asıl olayları. Sözlerdeki din ve ruhaniyet sosu, Danny Kavanagh'ın gitardaki yaratıcılığı çok iyi. Bu şarkıda dinleyerek büyüdükleri Metallica'ya da saygı duruşu da var. Ayrıca aynı EP'den Kingdom'ı da alabilirdim, not edilsin. Ha bu arada Anathema değil, Anathema demek lazım. Anathema. Boğaz Köprüsü kadar intihar grisi bu şarkı listemizin bir numarasında kendine yer buluyor. Black Sabbath gibi tekil parçalarıyla metalin alt türlerine yön veren Celtic Frost adeta bir trajedya kaleme almış. Unutmayın, Doomcu Emre şarkılarda tür kısıtlığını sevmez, müzikal zenginliği sever. Celtic Frost bu açıdan dipsiz bir kuyu biz dinleyenler için. To Megatherion albümünü baştan sona dinlemeniz tavsiye edilir. Celtic Frost, dinle, dinlet. Bitir hoca bitir! Diyenler kıçlarına kına yakabilir çünkü lafı toparlıyorum. Bugün size gösterdim ki Doom Metal en cool metal türüdür. O kadar cooldur ki tüm müzik türleri arasında hem depresif hem de güçlü hissettiren yegane janrıdır. Aylardır istemekten kıçınızı yırttığınız Nu Metal'in faydaları videosunda görüşmek üzere.